Bizler de kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Çok kıymetli İstanbul Sanayi Odası'nın üyeleri, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve değerli katılımcılar, her birinizi elbette sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel ve çok değerli bir buluşma. 2019'da da bir arada olmuştuk. Kıymetli başkanın ifade ettiği gibi. Tabii bu buluşmaların aslında çok daha entegre, çok daha yoğun bir biçimde olabilmesinin her birimizin işine, gücüne, yaşamına çok üst seviyede fayda sağlayacağı bir gerçek. Bu manada az önce Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımızın çok iyi özeti alınmış İstanbul ölçekli sanayi odasının talepleri ya da İstanbul'a dair görüşleri ve önemsenecek başlıklara dair işbirliği içeriğinin çok aslında bir kılavuz olabilecek şekilde bir özet olduğunun altını çizmek lazım. Aslında tam da istediğimiz bir tür konuşmaların ve buluşmaların çok özenli bir biçimde sonuca kavuşması. O da ilişkiyle mümkün. Attığımız adım ve hızlıca karşılık görmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Sanayi Odası arasındaki işbirliği zemininin olgunlaşması ve sonuca doğru gidiyor olmasını kendilerinden duymak beni mutlu etti. Tabii bir başlangıç olduğunu ifade etmek isterim. Çok daha ilerisini beklediğimizin de bilinmesini arzu ediyorum. Gördüğüm kadarıyla buradaki meslek komitesi temsilcilerinin görüşlerini de dinliyor olacağız ve muhtemeldir ki notlarımız üzerinden belki bir kısmına makul ölçekte belki cevap veriyor da olmamız gerekecek ama ben burada hazır değerli yönetim kurulu başkanımız, meclis başkanımız var iken bu toplantının şöyle bir başlangıca dönüşmesini de isterim. Zaten çok entegre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Sanayi Odası ilişkinin kurulduğu bu dönemde belki bazı sorulara daha üst seviyede, daha içerikli bir cevabı sunabilmek adına ve de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir çatı olarak uzaktan görmek değil de içine girmek ve onu tanımak adına bir buluşmayı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Hatta bunu belki İstanbul Planlama Ajansımızda, belki farklı bir içerikle bir buluşma anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nedir? Bütçesiyle, yapısıyla, iştirakleriyle, ürettikleriyle, yetkileriyle ya da kısıtlarıyla nedir, nasıl bir bünyeye sahiptir bunu görebilmek ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un geleceğine dair nasıl bir bakışa sahip olmak istiyor, bununla ilgili hangi adımları atıyor gibi bir vizyon ölçeğinde buluşmayı önemsedim açıkçası. Burada çok belki kısıtlı kalabilecek ya da yeterli olmayacağını düşünecek olan çok kıymetli komite üyelerimizin öyle bir buluşmada bizim de iyi bir hazırlık yaparak sorulara cevap ve işbirliğine metot sunabileceğimiz bir mini bir çalıştay gibi bir keyifli buluşmanın çok fayda verici olacağını düşünüyorum. Zira şunu söylemek lazım, bunu burada hem genel sekreterimize şimdiden havale ediyor ve doğru bir takvimde planlanması için İstanbul Sanayi Odamızla, başkanımızla konuşarak hazırlanmasını, bu
az önce bahsettiğimiz çevre düzeni planının çalışmalarının belki ilk başladığı andan hemen sonrasında, onun tanıtıldığı sürecin hemen sonrasında böyle bir özet buluşmanın iyi olacağının ifadesini tekrar edeyim. Bir şeyi de tanımlayalım. İstanbul Sanayi Odası tabii aynı alanda iş yapan insanların bir araya gelip kurduğu bir meslek kuruluşu aslında. Bir tarifini öyle yapmak lazım. Burada her ne kadar odağı İstanbul'daki sanayicilerin istekleri, talepleri, sıkıntıları, çözümler, sorunlar gibi bir çemberin içine koysak da sonuçta aslında İstanbul'un paydaşısınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise istediğimiz ve arzu ettiğimiz yerel demokrasinin güçlendiği bir ortamda çok daha iyi yerlere tırmanabilecek sorumluluk kapasitesinin bugünkü özeti bile sizlere ait olan, yani İstanbul halkına ait olan her konuya muhatap, her konuda yetkisi olmasa bile, kanunen birçok kısıtı olsa bile her konuya muhatap ve o konuların takipçisi ve çözüme kavuşturma konusunda sorumlu olduğu alanlarda sorumluluklarını üstlenen bir kurum. Bu manada birbirinden uzak olmak zaten düşünülemez, kabul de edilemez. Ama bir gerçeğin altını çizmek lazım. Türkiye'mizdeki atmosfer kurumları bazen birbirinden uzaklaştırabiliyor. Bu bizim yoğun çabalarımıza rağmen arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızı dile getirmek isterim. Ha, şunun da altını çizeyim. İstanbul Sanayi Odası bu konuda gerçekten ilgili ve işin içinde olan İstanbul'u ilgilendiren hususlara katkı sunma ve içinde olma gayretini gösteren kurumlarımızdan olduğu için de ben buradan teşekkür ederim. Hem başkanına, hem yönetimine, hem üyelerine. Böyle de olmalı. Çünkü bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin, ülkemizde hükümetler olabilir, yerel yönetimler olabilir, kişiler gelip geçicidir, kurumlar kalıcıdır. Hele hele devletimiz bakidir, ebedidir, ezeli olduğu kadar ebedidir. O bakımdan ülkemiz, bayrağımız, devletimiz, milletimiz gibi kutsal kavramlarımız üzerimizden baktığımızda geçici olan her unsurun dönemlerinde sanki kalıcıymış gibi yarattığı atmosfere de aldanmamak lazım. Yani biz bu ebedi, ezelden gelip ebediyete doğru giden böylesi kutsal emanetlerin iyi yönetilmesi noktasında işbirliğimizi en üst seviyede ortaya koyarak sürdürülebilir bir ortamı var etme sorumluluğuna da sahibiz. Tabii birçok konu konuşulabilir ülkemiz adına, şehrimiz adına. Ama esas olan ışığımızın bilim olması, teknik, akıl, evrensel değerler, çalışmalar, ulusal bazda değerlerimiz ve maneviyatımız, her şeyin içinde olduğu bir organizasyon ile doğru kararları alma mekanizmalarını kurabilme becerisini ortaya koyduğumuzda her türlü konuyu, sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemiz bugünlerde nasıl bir durumda? Açıkçası kaygı duyduğumuz çok şey var. Başta ekonomik sorunlar olmakla birlikte, tabii ekonomimizin karşı karşıya kaldığı mevcut durum hepimizin canını sıkıyor. Özellikle son göstergelerin hepimizi endişelendirdiği ortada. Büyüme hızı, işsizlik oranı, enflasyonda gelinen nokta, sanayi sektörümüzde tabii bütün bu verilerle bir kısım durgunluklardan ve uluslararası bazda etkilendiği hususlardan nasibini alan bir sektör. İstanbul az önce başkanımızın ifade ettiği gibi her konuda olduğu gibi sanayide de Türkiye'mizin lokomotifi, ihracatta, ithalatta yeri belli, üretimde yeri belli.
Dolayısıyla İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası gibi sanayi ve ticarete yön veren bu çatı örgütleri çok önemseyip işbirliğini her ortamda hem ülkemizin en üst seviyedeki kurum kuruluşları hem bizlerin en üst seviyede çözüm önerileri üretmek noktasında işbirliğini önde tutmamız gereken kuruluşlar. Şehrimizin elbette ki sanayi kapasitesini artırmak isteriz. Elbette ki yatırım ortamını iyileştirmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek her bir kişinin aslında ortak çabası. Bu anlamda biz de bu çabanın bir parçasıyız. İstanbul olarak birçok konuda nasıl bir yolculuğa sahip olmamız gerekir, bugünü, yarını ve geleceği konuşmamız gerekir, önemli bir başlık. Az önce çevre düzeni planından bahsetti Sayın Başkanımız. İstanbul'un ne yazık ki üst ölçek çevre düzeni planı yok. 2x2=4. Ben bunu her yerde tekrar ediyorum çünkü bunun iyi algılanması lazım. 1/100.000'lik çevre düzeni planı niçin yok? Aslında var idi. İyi bir çalışmaydı 2000'lerin başında. Ama bu çevre düzeni planı o dönem 2009'da oy birliğiyle meclisindeki bütün siyasi katılımcıların ortak kararıyla kabul edilmiş bir çevre düzeni planı olmasına rağmen yine yaklaşık 1,5-2 yıl sonra bir genel seçim öncesi açıklanan birçok projeyle tamamen tabiri caizse çöpe atılmış bir plana dönmüştür. Sadece 1,5-2 yıl sonra. Yani 2009'da başka bir İstanbul, 2011 itibariyle başka bir İstanbul tariflenmiştir. Her açıdan ulaşımı, yerleşimi, sanayi, yolları, işte havalimanları vesairesiyle birlikte birçok konusuyla, hatta kanalı, şusu busu birçok projesiyle çöpe atılmış bir planla yerine yeni bir İstanbul tariflenmiştir ve planlı bir tarif değildir. Sadece siyasi bir vaat üzerinden hangi çalışmayla, hangi paylaşımla, hangi ortak kanaatle oluştuğu belli olmayan bir aşamayla bir çevre düzeni planı yok sayılarak yeni bir bakış açısını ve bize göre çok sakıncalı, İstanbul'u tehdit eden bir bakış açısını İstanbul'a sunmuşlardır. Tabii bu az önce bahsettiğim ekonomik sorunlardan her ne kadar buraya geçtiğimi düşünseniz de mesele aslında şöyle bir şey. Merkezi yönetim uyguladığı rasyonel politikalar ile ekonomiyi de istikrarlı hale getirebilir. Dış politikayı da istikrarlı hale getirebilir. İstanbul'la ilgili süreci de istikrarlı hale getirebilir. Ya da tersi olabilir. Bunun bu anlamda kıyaslanması veya analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuların hiçbirisinde meseleyi görmezden gelmemiz mümkün değil. Eğer sizler, bizler İstanbul'da yaşıyorsak, az önce marka kavramından Sayın Başkanımız bahsetti. Yani Allah'ın nimeti İstanbul diye bir marka, dünyada bir benzeri yok. Yani dünyanın bana göre en önemli 5 markasından birisidir İstanbul. Şehirler arasında demiyorum, bakın isim olarak, bilinirlik olarak, yani herkesin zihnindeki yeri olarak baktığınızda muazzam bir markanın sahibiyiz. O zaman ona dönük sorumluluğumuz o kadar büyük ki. O bakımdan biz bütün bu meselelerin çözümünü gerçekten işbirliği içerisinde çözeceğimizin farkında olan bir yönetimiz. Peki bu işbirliğinin temelinde ne var? Bu işbirliğinin temelinde aslında demokrasi var, katılımcılık var, şeffaflık var. Yani meseleye öyle çok farklı bir terminoloji yüklemenin ya da yeniden bir buluşmuş gibi anlatmanın bir anlamı yok. Sizlere, bizlere, hepimize ait olan İstanbul'a dair her konuyu bir ortak masada tartışabilmek, ortak akılla sonuca taşıyabilmek, çözümleri bulabilmek kavramından bahsediyorum aslında. Bu manada az önce çok önemli işbirliği
başlıklarımızdan Sayın Başkanımız bahsetti. Yani istihdam ofislerimizden İstanbul Planlama Ajansı'ndaki çevre düzeni planına birlikte çalışmamıza, yeni iş gücü ihtiyacının eğitiminden, nitelikli iş gücünün sağlanmasındaki Sanayi Odası'nın akademisiyle Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde birçok konuda işbirliği aramızda kuruldu, kurulacak ve bunu en üst seviyeye taşıyacağımızı düşünüyorum. Kaldı ki aynı zamanda bir sanayi platformu kurduğumuzu, bu platformun katılımcı bir biçimde hem Sanayi Odası üyeleriyle olduğu gibi İstanbul'un organize sanayileri, büyük kuruluşları, sanayi daha doğrusu ticaret merkezleri, sanayi merkezleri gibi kuruluşların olduğu alanlar ve bir kısım sivil toplum kuruluşları, bunların tamamıyla entegre çalışan bir sanayi platformumuz söz konusu. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ki bizim 32 iştirakimiz var ve bu iştiraklerimizin her birisi kendi alanlarında çok uzman, geleneksel olarak geçmişten bugüne deneyimleri yüksek kuruluşlarımız. Bu kuruluşlarımızın bir bölümünün de Sanayi Odası'nın sivil toplum olarak oluşumuna katkı sunan daha etkin kuruluşlar haline gelmesi konusunda çalışmalarımız oldu ki yine Belbim'i temsilen burada sektör kurulunda meslek komiteleri heyetinde Sayın Çakılcıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen aranızda. Dolayısıyla bu dönem gerçekten bu anlamda entegre çalışabilme, birlikte düşünebilme konusunda çok ciddi adımları birlikte attık, atmaya devam edeceğiz. Açık söyleyeyim, biz İstanbul meselesinin özetini şöyle okuyoruz. İstanbul yaklaşık 16 milyon sevgili üyeler, resmi nüfusundan bahsediyorum. Tabii etkin nüfusu farklı içeriklerle üst üste koyduğumuzda bugün tüketilen su miktarından diğer verilere baktığımızda 20 milyona yakın insanı barındıran bir şehirdeyiz. Şimdi böylesi bir kentte yaşıyoruz ve bu şehir İstanbul Marmara'nın bir parçası ve Marmara bölgesine baktığımızda da yaklaşık 26-27 milyon civarında resmi nüfusa sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölge aslında Türkiye'mizin neredeyse onda biri. Yani Türkiye'nin onda birinde Türkiye'nin üç kişiden birisini yaşatıyoruz. Belki sanayisinin %50'sine yakınını barındırıyoruz. İşte gayri safi milli hasılanın oranını siz daha iyi biliyorsunuz. %55-60'lara kadar çıkabiliyor bu rakam. Veya ithalat ihracatta ne kadar devasa bir orana geldiğini görebiliyoruz. Şimdi bu gerçekten ülkemiz adına doğru bir gidişat değildir. Yani ne stratejik olarak, ne jeopolitik olarak, ne güvenlik açısından baktığınızda sıkıntıları büyük bir olaydır. O bakımdan ben Sayın Başkan'ın ziyaretinde Türkiye'nin iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için İstanbul'umuzun 2050'sini konuşuyor ve bunu çok vizyoner bir biçimde tanımlıyor olmamız lazım dedim. Hatta yetmez 2100'ü konuşuyor olmamız lazım dedim. Hatta birçok yerde şöyle örneklerle veriyorum. 35 yıla yakın İstanbul yaşamımın daha dün gibi diye tariflediğim, dün başladı gibi düşündüğüm geçmişine baktığımda bugünden 2050'yi planlayalım dediğimiz şey 26 sene sonra. Yani bana çok daha yarın gibi geliyor aslında. O bakımdan 2050 o kadar yakın ki, 2100 o kadar yakın ki, böylesi bir gelecek vizyonunu, planını ortaya koymadığımız takdirde gerçekten çok zor bir dönemin İstanbul'u ve ülkemizi beklediğini hepimizin bilmesi şart. Bakınız, İstanbul'da gerçekten el birliğiyle aklı, bilimi,
ve özellikle teknik insanları, iyi deneyime sahip insanların uzmanlıklarından faydalanmayı başaramazsak, İstanbul'un başına bela olacak ve olabilmesi muhtemel engellemeye çalıştığımız kötü projeleri bu şehrin gündeminden ve bünyesinden uzaklaştıramazsak, belki de tarihin dönüm noktası olan bu evrede çok kötü anılacak yöneticiler ve insanlar olabiliriz. Bu bağlamda işte adına Kanal İstanbul diyelim, adına başka bir şey diyelim, bu tür kötülüklerin olmaması için bizim şehrimizin geleceğini hep birlikte tartışabiliyor, konuşabiliyor ve kararlar alabiliyor olmamız şarttır. Bu bağlamda biz İstanbul'un artık mega projeler, imar rantları, rezerv alanların imara açılması değil, tam aksine az önce de ifade edildiği gibi İstanbul'daki karbon ayak izi, su ayak izi, İstanbul'un sürdürülebilir bir şehir olması, İstanbul'un dirençli bir şehir olması, İstanbul'un yaşanabilir bir şehir olması meselelerini çözüme kavuşturmakla yükümlü insanlar olduğumuzun farkındayız ve böyle davranmamız gerekir. Bu kapsamda inşallah Eylül'de başlangıcını ilan edeceğimiz planlama süreciyle kentte yer alan bütün sektörlerin geleceğine dair. Bakın, bir üst ölçek plan dediğimiz şey, 1/100.000'lik plan dediğimiz şey bir imar tarifi değildir sadece. Sadece bir bölümüdür. Ya da yapılaşmayı tarifleyen bir şey değildir sadece. Ya da işte sanayi nerede, konut nerede meselesi değildir tek başına. Aslında 1/100.000 ölçek dediğimiz şey bir kentin anayasasıdır. Kültürünü tarifler, sanatını tarifler, eğitimini tarifler, doğasını, yaşamını, suyunu tarifler ve bunlara çözüm bulur. Bütün bunları çözebilmenin tek yolu var. Gerçekten akıl yolu ve bilim yoludur. Bundan sapmadığınız zaman emin olun ekonominiz de iyi olur, dış politikanız da iyi olur, ticaretiniz de iyi olur, sanayiniz de iyi olur, şehirciliğiniz de güzel olur. Bizim de tek yolumuz budur, başka bir yolumuz olamaz. Akıldan ve bilimden şaşmadan doğru adımlar atarak İstanbulluya, İstanbul'umuza ve İstanbul'un tarihine, milletimize, memleketimize, ben hatta diyorum ki İstanbul'da sorumlu olmak insanlığa karşı sorumlu olmaktır. İnsanlığa karşı mahcup olmayacağımız güzel bir dönemi İstanbul'umuza var etmek istiyoruz. Ben bu buluşmada özellikle bu temel prensip üzerinden sizlere merhaba demek istedim ve düşüncelerimi açmak istedim. Biliyorum ki benden sonra epeyce bir konuşmacı söz alacak ve düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. Muhtemeldir ki orada çıkan bazı konulara da cevap vermem ya da bir takım açıklamalar yapmam gerekebilecek. O bakımdan sözlerime burada şimdilik son vermek istiyorum. Değerli katılımlarınız ve destekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İşlerinizin bereketli, bol kazançlı, çok insan çalıştıran ve istikrarlı bir ekonomik ortamda güzel bir döneme kavuşmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizler de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, programımızın bu bölümünde Meclis ve Meslek Komitesi üyelerimizin konuşmalarından önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Sayın Meclis Başkanımızı Meclis Başkanlık Divanımıza davet ediyorum ve sözü Sayın Meclis Başkanımıza bırakıyorum. Buyurun efendim. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.